Evet, kayda da başladım arkadaşlar. Uygulama projesi birinci vize sonrasındaki kritiğimiz. Şimdi konstrüksiyonlu başka bir binaya şey yapacağız, odaklanacağız. Şimdi arkadaşlarımızın eğimli bir arazisi var. Şu yönde aşağıya doğru azalan bir eğim var. Böyle azalan bir eğimimiz varsa şunları da en azından hani nasıl ulaştığını 3 aşağı 5 yukarı gösterebiliriz. Ama bunları gösterirken daha ince çizgiler kullanabiliriz. Şundan biraz daha bile ince olabilir burada. Ondan sonra bu taraflar betonarme miydi? Şunlar. evet hocam, betonarme dikmeleri. Bunlar betonarme hocam. Peki. Ben şey, bunlar ahşap dikme şey olanlar, dikdörtgen olanlar. Yani sanki şunlar kaideleri ve şunlar dikmeler gibi diye hatırlıyorum. Evet hocam. Peki aynı şey bunda da var mıydı? Şunda da var mıydı? Nokta nokta bile olsa göstermemiz gerekir mi? Yok hocam, bu tarafta zaten yüksek olduğu için buraya direkt oturuyor. Peki. Bodrum demiş. Bodrum'un başka bir var mı? Kullanımı var mı? Ayrıca bir kullanım bulamadık biz Bodrum'a dair. Şöyle olmuş olsa mesela kotla kapının nereye geliyor? Mesela şu noktadakini silip şöyle yapmak gerekecek belki o zaman. Ya da burada bir platform oluşturacağız. Su basman gibi. O daha mantıklı geliyor bana. Tamam. Çelik konstrüksiyon olduğu için dikmelerimizi koymuşuz. Burada. Şurada bunu yaparken bir tane dikmeyi buraya koyuyorsak diğerini böyle, bir diğerini de böyle koymamız daha doğru olur. Çünkü diğer tarafa ilerlemesini sağlayacağız yani konstrüksiyonu şöyle. Tamam. Tamamdır. Yani şurada da aynı şeyleri yapalım. Tamam. Yani şunu buralara aktaralım. Peki. Tamam. Bu böyle diyelim. Peki. Bu akslarda da hani bunları böyle çapraz yapmak yerine şöyle yapsak daha doğru olabilir. Bunlarda da aynı şekilde. Tamam hocam. Ucu karışıyor. Beşli altının. Burada da şöyle yapabiliriz. Yani eğer açılı bir şey geliyorsa, böyle bir mimarimiz varsa, bunun ölçüsünü cepheye dik ya da cepheye paralel olacak şekilde vermemiz daha doğru olur. Tamam mı? Zemin kat bu şekilde. Şunları da bir daha. Az önce bahsettiğimiz aynı şeyler şurası için de geçerli. Tamam. Şurada ne vardı? Duvar mı burası da? Evet hocam. Tamam. O zaman burada duvar varsa bunları da şöyle yapmak daha doğru olur sanki. Evet hocam, orayı öyle yapacaktık. Sonra bir önceki hafta kritikte orada bitiyor diye biz de orada bitirdik. Ama onların duvar olduğunu size belirtmemiş olabiliriz. Anlaşılmadığı için bir şey yapamadık. Şurada bir banyo yazısını biraz daha yukarı alayım da şurada bir giderinin olduğu falan anlaşılsın. Buraya bir kapı gibi bir şey yapalım hani şöyle. Anlatabildim mi? Yani o çarpma kapı bir var ya falan. Şurada şeyimiz vardı değil mi bu katta, birinci katta? Hani zeminle bağlantısından sağlıyorsak burada köprü gibi bir şeyimiz mi vardı? Evet hocam. Burada Aynen. çizdik Burada bir kot işte zaten. bittiği yerde şurada bir kotu vermek daha doğru olabilir. Hani burada da eğer yapacak Tamam. şöyle bir şey gelecekse.
O biraz daha uzuyor hocam. Aşağıda galiba var. Devamı. Tamam. Yani Fotoğrafını şöyle düşün. Yani bu uzuyorsa uzadığı yere kadar götürelim. Evet. Burada da kesit alırken de şöyle bir kesit de alabilirsiniz arkadaşlar. Yani merdiveni düz görelim en azından. Çok açılı görmeye başlayacağız yoksa. Ya da hani merdiveni de düz görecek şekilde hani şu hatta alıp şuradan kesebiliriz yani. Anlatabiliyor muyum? Yani merdiveni düz görmüş oluruz böylece. Tamam. Tamam. Peki üçüncü kata bakalım. Yani son kata. Burada peki hala burası devam ediyor mu yukarıda da? Onu tam hatırlayamadım. Buraya kalıyor hocam. Ama Üstü şey, açık. farklı kullanmalı. Peki şurada galeri boşluğunun olduğu yerde hani böyle bir şey varsa şunun üstünün boş olduğuna dair şöyle bir nokta nokta atarsak daha iyi olacak diye düşünüyorum. O da çok algılanmadı çünkü. Tamam hocam. Unutmuşuz. Burada da aynı şekilde şunları yapmak gerekecek. Burada cam var mıydı yoksa cam şurada mıydı? Bağlantı amacıyla. Hastalandırma hiç koymamış. O yüzden açıklayamayacağım. Yoktu hocam. Evet. Yani burada en kötü ihtimalle bir tane menfez yapmamız gerekiyor. Hani duvarın işte sadece aspiratör niteliğinde bir şeyle oradaki havayı dışarı atabileceğimiz ya da havalandıracağımız bir pozisyon almamız lazım. Ha, bunu bu tarafa vermiyorsanız, yani buradan vermiyorsanız, hani duvar bünyesinde yapmıyorsanız bunu, atıyorum üst döşeme bünyesi, hani çelik olduğu için döşemenin içinde bir delik açıp veya birkaç tane delik açıp oradan dışarıya şeyi verebilirsiniz, havayı verebilirsiniz, havalandırmayı sağlayabilirsiniz o şekilde de. Bir de burada yerden ısıtma varsa, hani şey olan yerleri, hani şurasının olduğunu düşün, burasının olduğunu düşün. Şurasının da işte atıyorum taraması nasıl? Burada da devam ediyorsa, bu tarafta devam ediyorsa aynısını burada da devam ettirmek gerekecek. Ama yok burası işte ahşapsa mesela, burası ahşapsa onun taramasını da ayrı en azından belli bir yerde yapmak gerekiyor. Hocam bir köşesinde mi göstersek karışmasa dediğiniz gibi? Ya olabilir. Hani buraya şey yapacaksın. Hani ahşap kaplamayı yaptın diyelim ki. Buraya kadar bıraktın. Hani o ince olduğu için çok fazla sıkıntı olmaz. Ya da hani şöyle bir şeyle yaptığını düşün. Pardon, bir saniye gitti. Şöyle olduğunu düşün. Kaplamayı burada yap. Hayda. Kaplamayı burada yap. Şuraya yaz. Yatma mekanı işte metrekareden sonra zemin, duvar, tavan diye. Hani bu illa taramayı göstermek durumunda da değilsin. Ama ıslak mekanlarınkinde hani bir kısmını yap ki ıslak mekan olduğunu daha rahat algılayabilirim. Tamam. Tamam hocam. Peki ötekilere bakalım. Kesitlere geldik. Şimdi biz burada farklı bir önce bir konstrüksiyonu koymuşuz. Konstrüksiyondan sonra da ısı yalıtımı, su yalıtımını koymaya çalışıyoruz. Arkadaşlar genel olarak bakıldığında hani bunu detaylarda çözmek daha doğru. Konstrüksiyonu koyduktan sonra buhar keziciyi ısı yalıtımının, burada taş yönü kullanılması çok mantıklı değil. Isı yalıtımının sıcak yüzeyine koymak zorundayız. İç tarafın işte artı
22 olduğunu ve dış tarafın eksi 10 olduğunu düşünseniz, mesela derece olarak, santigrat derece diyelim ona, bulunduğu nokta doğru. Isı yalıtımının sıcak tarafına doğru koymuş oluyoruz. Yalnız burada şöyle bir sıkıntımız var. Burada yaptığımız taş yünü üzerinde yürünebilir bir çatı olmamasına rağmen hani kendi içinde ezilme ihtimali olduğundan dolayı kullanılmasını ben çok tavsiye etmiyorum. Bunun yerine XPS kullanmanız daha doğru olur. Ondan sonra su geçirimsiz örtüyü de yapıyorsak, su geçirimsiz örtüyü acaba burada hemen ısı yalıtımının altında mı yapmak daha doğru olur? Onu da bir değerlendirelim. O zaman ısı köprü kesiciyi nereye koy? O da üstüne mi gelecek? Yani suyu geçirdikten sonra ısı köprüsünün bir anlamı kalmıyor. Su, yani ısı köprüsünü bir şekilde çözebilirsiniz. Hani biraz fazla ısıtarak. Ama su geçtikten sonra yani onu çözme ihtimalimiz de kalmıyor. Tamam, hani böyle de çözülebilir. Ama ısı yalıtımının hemen üzerine taş yününün diyelim ya da su geçirimsiz örtüyü uygulama şansınız yok. Çünkü bunlar şimdi buhar kesici dediğimiz şeyin kullandığımız malzeme, üstünü çiziyoruz. Buhar kesici dediğimiz malzeme böyle membran gibi, ince naylon gibi bir ince bir örtü aslında. Hani seçici geçirgen bir örtü. Ve onu ahşap aşığa, aslında ahşap aşık dediğimizde aşıklar böyle. Biz onların arasına bu örtüyü yaymaya çalışıyoruz. Tutar mı? Tutmayacaktır. Ama bu işte ahşaplar varsa, işte kirişler, bunların üstünde bir örtü koymamız, şey, başka bir konstrüksiyon ve onların üzerine de ikinci bir konstrüksiyon daha koymamız gerekebilir. Ya da doğrudan bu en son yaptığımızı kaldırıp plaka ya da panel gibi bir malzemeyi oraya serip ondan sonra onun üzerine kurgulamak daha doğru olabilir. Taş yününü ya da taş yünü demeyelim de ısı yalıtımını eğer yapıştırmıyorsanız üzerine koyacağınız su yalıtımının arkadaşlar çatlama ihtimalini önleyemezsiniz, engelleyemezsiniz. O yüzden dolayı ısı yalıtımını kesinlikle ve kesinlikle altında bir yapıştırılmış olarak bir platform ya da yüzey oluşturmak zorundasınız. Bu şap olabilir, çelik de olsa şap olabilir ya da düzeltme betonu olabilir, düzeltme şapı olabilir. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum çünkü insanların son kattaki problemlerini ayyukaya çıkarmış olursunuz. Su geçirimsiz örtüyü burada kurgulayacağınız yer çok önemli. Yüzer döşeme yapmaya çalışıyoruz ama çelik binada biraz sıkıntılı bir süreç. Buna çok dikkat edin. Altı ısı köprü kesici takozlu alüminyum halter. O nasıl bir şey ben bilmiyorum. Halter dediğimiz şey bununla bağlantılı ya görsel ilave etmemiz gerekiyor ya da onu çizmemiz gerekiyor. Boyalı saç panel. Boyalı saç panelde de hani yağmur falan yağdığı zaman ya da işte dolu falan yağdığı zaman takır tukur takır tukur bir sürü ses geliyor. Onunla bağlantılı olarak da ikinci bir ses yalıtımı isteyebiliriz orada. O yüzden boyalı saç panelin de muhteviyatın içeriğini çok net bir şekilde belirtmenizi isteyeceğim ben. Sandviç panel mi kullanıyorsunuz yoksa işte başka bir malzeme mi kullanıyorsunuz? Yani o boyalı saç panel dediğimiz şey incecik bir metal örtü müdür? Hani onu bilemiyoruz. Panelin malzemesi mi onu da bilemiyoruz burada. Yani çatıyı bir daha kurgulayalım ya da biraz daha iyi araştıralım, tamam mı? Ondan sonra şu noktada biz hep mahyalar kullanırız genelde. Burada bir dere oluşturmuş oluyoruz. Bu derenin ikinci bir çözüm detayını yapmak durumundayız. Konstrüksiyona başlarken önce dereyi çözeceğiz. Hani eğimli olacak bu. Muhtemelen düz olmayacak. Bu eğimli bir dere oluşturacağız. O eğimli oluşturduğumuz derede de ondan sonra bunların üzerine panelleri koymaya başlayacağız. Burada. Ki gelen su hani bir şekilde aşağıya doğru geri gitmeyecek şekilde
aksın ve gitsin. Tamam mı? Peki. Kesitlerde şu bağlantıların nasıl olduğunu hani açılı bir şekilde gözüküyor gerçi ama gene de o bağlantıları görmemiz gerekir. Çünkü ana taşıyıcı yani ahşap aşıkla soları birbirine nasıl bağlıyoruz? Bunlar çelik, bunlar ahşap. Bunları birbirlerine nasıl bağladığımızı 3 aşağı 5 yukarı göstermemiz gerekiyor. Aldığımız kesit o ahşap kirişlerin arkasında kalıyordu. O yüzden bizde kolaylık sağladı hocam. Ya kirişe hani burada bile öyle bile olmuş olsa şu bağlantısı o zaman göstermemiz gerekiyor yani. Tamam. Tamamdır. Böyle dursun ama bundan sonrakilerde düzeltelim onları. Tamam hocam. Seramik kaplama, yapıştırıcı, tesviye betonu, betonarme döşeme. Betonarme döşeme. Bu birazcık riskli bir kelime. Neden? Çelik yapıyoruz çünkü. Zevhan'ın üstüne betonarme dökerek şey yapıyorlar ama döşeme oluştururken çelik de onu bulabilir. Adı betonarme değil işte onun. Şimdi trapez levha koyuyoruz ya. Beton desen daha doğru olur sanki. Çünkü altında zaten trapez levha var. Altılık değildik hani neyse. Üstüne en az 7 santimlik bir beton atıyorsun. Öylelikle o şeyi sağlar. Hani ona adı betonarme döşeme olmuyor işte o zaman. Tamam anladım. Tamam mı? Yanlış yazmışım. Bir şey yaptık. Çelik kirişten sonra aşağıdan yukarı doğru baktığımızda bu çelik kirişleri göreceğiz mi? Hocam kesit olduğu için biz gösterdik ama evet orayı kaplamamış. Tavanda görünmüyor yani. Evet, burada bir asma tavan falan yapacağız mı? Bir o var. Bir de yapmayacaksak, hani gözükecekse eğer, onun da farkında mısınız? Hani onu öğrenmek istedim. Evet, evet. Kapatmamışlar. Evet, şu bağlantıda olabilir. Bir saniye. Tablette göremiyoruz. Şurada bir şeyimiz var. Bunun hem pencereyle hem kirişin bittiği noktayı nasıl kapatmamız gerektiğini nokta detaylarında bir şey yapalım. Ondan sonra biz dış mekandan baktığımız zaman kendi çeliklerimizin altını göreceğiz mi? Yoksa buralara da ikinci bir kapatma yapacak mıyız? Pilonlar üzerine yükseltiyoruz ya. Ondan sonra yükseltme perdelerimiz eğer bu şekildeyse bunlar eğimli yüzeyde mi? Arkadaşlar. Hocam tam arkasında da kısa olan denk geldiği için mesela bir tanesi üstte bitiyor. Sadece ahşap kirişlerin oturdu. Burada da dikmelerin geçtiği kısa taraftan var. Şimdi İkisi de... biz burada hani beton ayağımız var, kaidemiz var. Bu beton ayağı kaidenin üzerine ahşap taşıyıcıları koyuyoruz. Değil mi? Hani şöyle ahşap taşıyıcılarımız var. Yanlış hatırlamıyorum. Evet hocam. Böyle pilonların üzerine. Bunları bir şekilde şeye oturtturduğumuzu göstermemiz gerekiyor burada. Nasıl oturtturuyorsak. Ve bunun döşemeyle bağlantısını da bir kurgulamamız gerekiyor orada. Bu yeşille sola çizdiğiniz kısımda sadece menteşe ile o ahşapları birbirine tutturmuş ama ayrı bir bağlantı yok. Biz oraya bir şey daha mı ekleyelim oturacağı? Yani burada menteşe dediğin şey şunlar mıdır? Sadece bu üçlüyü birbirine bağladığı şeyler görünüyor. Yok. Ayrıca deminde sadece menteşe var. Onu da şurada göreceğiz işte o kısmını. Yani bunu şöyle düşünebilirsin. Hani bu beton bir dairesel de olabilir. Onun çok bir önemi yok. Eğer ahşaplar işte atıyorum burada böyle geliyorlarsa ve diğer plakayı sadece buradan buna bağlayıp da devam ettirmek çok şey olmayabilir. Yani sadece şu yüzeyi tutmuş olacak çünkü. Evet hocam. Orasının tutması bizim için yeterli olmayacak. Biz böyle bir plaka köşe bent gibi bir şey daha dönüp bütün bir hat boyunca gidip onu
bu noktalarda sabitlememiz gerekecek. Bunları da böyle sabitleyeceğiz bu tarafa. Anlatabildim mi? Evet, bu çok ince olduğu için biz menteşe kısmını eklememiştik. Böyle sizin çizdiğiniz gibi. O bayrak gibi de düşünebilirsiniz. Flag adı altında da araştırabilirsiniz onu. Tamam. Yani diye bakın ona. İngilizce taratın. Steel construction ya da wood construction flag application diye söyleyip arayabilirsiniz yani onu. Montaj detayını. Tamam mı? Zaten hocam hem giydirme hem çelik olunca bir de bu üstüne İngilizcemiz bayağı gelişti. Peki betonarme döşeme yapmışız. Aslında şurayı veriyoruz değil mi? Yok, veriyoruz. Hangisini veriyoruz? Bu en başta. Soldakini aynı. Farklı, şurası farklı. Bir de biz soldaki hocam. Biz burada muhtemelen şeylerin toprak seviyemiz gene burada devam ediyor. Bu pilonlar burada yükseliyor galiba. Değil mi? Evet. Bunlar önde kısa olanlar, arkada daha uzun olanlar. Görünüşe giriyor zaten. Öne kesit alıyorsak bunlarda aslında hepsi şey olması gerekmiyor mu? Koptu mu ben? Yok hocam. Duyuyoruz hocam. Ha, tamam. Ben kopmuşum gibi hissettim de. Bir saniye. Şimdi eğer aynı yüzeyde göreceksek hani eğimli, bu çift eğimli olan çizmiyor ya. Çift eğimli olan bir yerde ise hani bunu böyle görebiliriz ama o zaman hepsinin boyu farklı olması gerekiyor. Ama arazi eğimi düzse bunların hepsinin aynı kodda olması gerekiyor. Şu öndeki kısa ikili sanıyorum diğerleri kadar olacak hocam, biz onu. Şöyle mi? Uzayacak mı bunlar? Unutmuş olabiliriz. Yani. Tamam. Zeminimiz eğer şeyse bunları da hani muhtemelen toprağın altında kalan kısmı bu şekilde. Yani kayda başları topraktan yükseliyor olması gerekiyor değil mi? Evet. Bu uzun olanlar topraktan çıkıyordu hocam. Aha. Bunları bağ kirişleriyle bağlamışız muhtemelen. Değil mi? Evet. Evet. Peki böyle ağzınızdan cımbızlıyoruz yani ama buraya yazmanız gerekiyor öyle bir şey varsa. Şimdi burası aslında şey boşluğu, hava boşluğu. Yani şey değil mi? Şu arkadakiler de muhtemelen bunların arka taraftakiler, arka taraftaki pilonlar ya da pilon demeyelim de kaideler diyelim. Ha. Değil mi? Öyle hocam. Daha uzun olanlar, evet. Peki. Hocam sanırım çok kısa olanlar da plan üçgen gidiyor ya, onların o kadarı giriyor olabilir. Aldığımız kesitte. Uzatmadıklarımız. Peki bir bakalım o zaman. Bu AA değil miydi? Bir saniye. Ben AA diye hatırlıyorum. Evet. Yok, şuraya gelenler aslında. Yani 5-6-7'ye denk gelenler. Tamam, onlar daha kısa. Diğerleri daha uzun toprak üstüne çıkıyor kolonlar. O yüzden öyle çizdik ama. Peki madem öyle hani oraya denk gelen bir yerse hani kesit de buradan geçiyorsa ve pardon birinci kattan bakmak lazım. O zaman buranın kendi alt döşemesini de hani kesit buradan geçiyorsa şuradaki döşemeyi de görmemiz gerekir mi? Evet hocam. Onu eklememiz. Aslında tam olarak nasıl yapacağımızı bilemedik ama eksik olduğunu biliyorduk. Ama bunu da hani yapıyorken en azından hani toprak seviyesi buradaysa bunu biraz daha pardon geri alalım şöyle yapalım. Şunları olmadığını düşünün. Bunu biraz daha şöyle bırakmak gerekiyor. Toprak seviyesi buradaysa eğer.
Onu biraz daha topraktan kaldırmak gerekiyor. Aynı hizada bulundurursanız çünkü su sızmasını falan engellemeniz çok zor olur. Hani pilonlarla madem binayı kaldırmışız, bodrumda olan kısmı da biraz daha kaldıralım ve avantaj getirsin, tamam mı? Tamam hocam, bunu ekleriz. Peki, klozetimiz, şey, lavabomuz falan da ayaklı mı olacak böyle? Hocam bu şeyde açık mutfak gibi yapmışlar da. Orada da evi olduğu için onun tepsisini kaldırmadık. Yani bir lavabo detayı görünmedi. Yani şunlar çok karıştırmış durumda da sanki kes duvar var gibi gözüküyor ama duvar yok. Değil mi? Yani şurada bir tane köşe göreceğiz. Sanki. Değil mi? Evet. A kestiğimiz, şurada bir yerden kestiğimiz var. Şurada bir görünüşe girecek, şurada görünüşe girecek, şurada da kapımız var. Peki, sile kaldıralım. Evet, burada kesti girdi. Burada bir köşe olacak. Şurada köşeyi göremiyoruz. Şurada da kesti girmiş bir kapı var. İkiden bir daha bakalım. Görünüş, kapı görünüşü, kesit, görünüş. Hocam o kes, oradaki kapı plana gelir misiniz hocam? Şurada bir tane kapı var üstte. Kayar kapı. Tamam, şu o kayar kapıysa ha, evet. Şuradaki görünüşü şey yapmaya çalışıyorum. Şurada bir tane daha bak, şu kesite giren kapı diyelim ki, tamam mı? Şu kafamı karıştırdı benim. Karıştırıyor. Yani onu şöyle düşünelim bir saniye. Tek çizgi olarak. Köşede kalacak. Bunun kestiğini bu tarafa doğru tersten çiziyorum. Tamam mı? Burada bir tane şey var. Görünüş var şu köşe. Ondan sonra şu kapı görünüşü var. Sonra bu keste giren yer. Tersten çiziyorum. Ondan sonra şu köşeyi görüyoruz. Şu. Şöyle olması lazım. Evet, biz bir tanesinin çizgisini salacakmış. Yani şöyle dönüp kafayı çevirip de bakmamız gerekecek. Yani burada iki tane kesite giren yer olunca ya da kesitmiş gibi gözüken yer kafamı karıştırdı benim. Şunu sileyim de. Şununla şu kafa karıştırıyor. Soldakini tek ke düşüreceğiz köşe olduğu için hocam. Burada bir şeyimiz var. Düzeltme bir işlem var. Tamam mı? Peki. Sonra bu tamamen kesite giriyor. Merdivenimiz. Değil mi? Bunu AutoCAD'le mi çizdin? Evet. AutoCAD hocam. Peki. Şu basamakların neler olduğunu da yazalım da. Şunların neler olduğunu. Tamam. Hani en azından bir sonrakinde şey yapalım. Kesit oradan buradan geçiyordu. Değil mi? Merdivenin içinden geçen bir kesit. Yani içinden boyunca. Evet, merdivenden geçiyor. O zaman bu bağlantılarımızı göstermemiz gerekiyor. Tamam mı? Nokta detaylarında en azından. Tamam. Bir de bu kadar çok I profili kullanmamız, hani bu kadar çelik bir binada sayısı çok fazla. Hocam döşemede bu I profil aralıkları için 45 santim falan demiş. Ne kadar aralalım? Ama şimdi o 45 santim dediği şey normal profil. Yani atıyorum 40'a 40 veya 60'a 60 profil için 45 santim olabilir. Ya da üzerine koyacağınız trapez sac için hani ne kadar şey gelecek. Hani böyle koyacağız ya profil, şu profilde şöyle olan bir profil olduğunu düşünün. Birini en birini boy kesmiş gibi düşünün, tamam mı? Şöyle farklı renkle. Anlatabildim mi? Şunu en, şunu boy kesmiş. Anladım. Yani şimdi bunda iki dikmenin aralığını 45 yapabilirsin. Ama bu zaten kendisi 40'a 40 veya 50'ye 50 olan bir şey olabilir. Ama
Şöyle endüstriyel nitelikte yani 20-25 santim yüksekliğinde hani ölçüye kaba taslak iki basamak yüksekliği gibi bir şey olduğunu düşünerek söylüyorum bunu da. Öyle bir çelik kullanıyorsam bu ciddi iki tane koyarak burada dehşet açıklık geçebilirsin yani orada. 3-3,5 metre açıklık geçebilirsin yani orada. Hocam biz giydirme o camları falan da taşıtıyoruz ya. Biraz güçlendirelim dedik ama abartmayalım. Şimdi orada amaç bak, plan olarak bakalım. Şimdi senin burada kurguladığın çerçeve şöyle planda. Değil mi? Evet. Buradaki çerçeveyi de böyle kurguluyoruz. Doğru mu? Hı. Yani Evet. plana baktığımızda da işte hani ya da döşeme plan kurgusu olarak baktığımızda da bunları koyduk. Bu bizim için yeterli. Yani kalıp planı yapacağız ya. Hani çerçeveyi böyle kurguladık diyelim ki. Tamam mı? Bunu da böyle kurguladık bir diğerine. Diğer işte kendi içindeki şeyleri de hani ara dikmeli ara kirişleri de böyle koyduk diyelim ki enine ve boyuna. Bunda da böyle koyduk diyelim ki. Bu bizim için yeterli. Hani buradan kesite baktığın zaman kutu profil, kutu profil, kutu, kutu ve kutuyu göreceksin. Değil mi? Şöyle çift şey olacak. Doğru mu? Evet Bu taraftan bir kesik çiziyorsak onu da kırmızı ile çizelim. Daha rahat algılayalım. Bir kutu profil ve bir kutu profil ve sadece bunu göreceğiz. Şöyle. Doğru değil mi? hocam. Son çizdiğinizi göremedik ama ben mi görmüyorum? Göremiyor musun? Yok, göremiyorum şu an. Boşluğu aktarmaya çalışıyorum. Şimdi görebiliyor musun? Evet, şu an görünüyor. Beyaz bir sayfa açamadık. Hayda. Daha bir saniye. Kendi planına gelip de çözmeye çalışalım bir daha. Bir daha anlatayım. Anlatayım mı tekrar? Kısaca olacak sizi yoracağım Şimdi bak biz ana çerçeveyi çözüyoruz değil mi? Normal ama. ana çerçevem şu. Dur onu da şöyle yapalım hatta. Bir saniye. Ana çerçeveyi çözüyorum. Ana çerçevem bu. Tamam mı? Tamam hocam. Diğer çerçevem de bu. Doğru mu? Hı. Oylamasını yapacaksam ben hani diğer çerçevelerimi bu şekilde çerçeve diyorum şey tali kirişleri bu şekilde attım. Bunda da tali kirişleri bu şekilde attım diyelim ki. Şu kısadan başladım uzuna doğru gittim diyelim ki. Tamam mı? Ya da onu da öteki türlü yapalım. Diğerine paralel olacak şekilde, dik olacak şekilde yapalım. Şöyle yaptık. Tamam. Şimdi kırmızıyla kestiğini çiziyorum ben. Şu kesti çiziyorum. Şu tarafa bakıp. Burada bir tane dikme şeyimiz var. Şu kirişin şurada denk gelen kısmı. Bu da buraya gelen kısmı. Çerçevenin ana hatları bunlar. Şu görünüşe girecek artık benim için. Ama daha öncesinde şurası, şurası, şurası ve şurası burada kesite girecek. Kutu profili olarak. Hı. Bunun kalınlıkları daha ince olacak. Onları da gene yeşil, yeşil değil de siyahla yapsak bakalım nasıl olacak. İnce ince gözükecek. Değil mi? Evet hocam. Bu şekilde gördük. Bunu anladık mı? Anladık hocam. Peki. Bunun da bu taraftan kestiğini çizelim. Diğer tarafa bakarak. Kestiğimiz iki tane ana kiriş. Bu I olabilir. Ya da iki tane C olabilir. Kutuya çevirmiş olabiliriz. Tamam mı?
Peki. Ondan sonra göreceğimiz ne var bizim? Hiçbir şey yok ki. Keste girmedi. Oradan keste girmiyor. Görünüşe giriyor. O yüzden bunu böyle göstereceğiz zaten. Tamam. Mantığı bu. Tamam mı? Tamam hocam. Peki kesitte söyleyecektik bunu. Evet. Şimdi şu bitişleri düşün. Tamam mı? Nasıl olacak? Diyelim ki hani böyle I olarak dışarıdan da I'yi göstermek istiyorsun. Hani I olarak yaptın. Dışarıdan göstereceksin. Veya iki tane C'yi sırt sırta koydun. Yani o statikçi arkadaşların bize yönlendirmesiyle yapacağımız bir şey. Diyelim ki I olarak yaptık biz buraya. Tamam mı? Burası açıkta kalacaksa o zaman bunu paslanmaz çelik bir malzeme kullanmamız gerekiyor. Ama bunun üzerine gelecek olan malzeme burada bünyesinde mi kalacak? Yoksa bunun üstüne mi oturtturacağız? Trapez saçı. İşte betonu bunun üstüne, yani betonda bunun üstüne gelecek yani beton kısmı. Düzeltme şapı mı, işte şiltesi mi, ahşapı mı, yapıştırıcı ya da seramiği mi falan falan bir şeyler gelecek. Ama biz bunun üstünü bir şekilde kapatacağız yani. Dışarıdan baktığımız zaman o katmanları görmüyoruz. Kaplama yapacaksak da bu betona bir yerden bir bağlantı yapacağız. Montaj aplikasyon yuvasıyla. Onu da üstüne ne kaplama yapacaksak o üstünden kaplama gelecek. Gibi gibi. Tamam hocam. Yani şu noktalara devam dikkat etmek gerekiyor. Yani sıklığı bu kadar sık olmaması gerekiyor. Az önceki şeye göre. Hani kutu profil çiziyorsanız. Ama yok ben hocam hepsini I yapacağım diyorsan hepsini I at. Ama I'ların sıklığı bu kadar olmayacak. O zaman I'lar daha ince ve yani bu gene bu kadar sık olmaz da birer birer atlayarak atlayarak yapacaksın. Yani burada varsa burada bir tane yapacaksın. Biraz daha küçük olacak. Çünkü bunların taşıyıcılıkları inanılmaz. Geniş açıklıklar geçebilirsiniz bunlarda. Tamam. Onlara tekrar bakalım. Tamam. Onu şuraya bir daha bir odaklanın. Orada betona bağlamanız gerekiyor. Trapeze bağlamanız gerekiyor. Kalıp planlarınızla bağlantılı olarak şunları kesite giriyorsa nasıl altta ve üstte bağlamamız gerekiyor ona bir dikkat edelim. Tamam mı? Aynı şekilde şuraya bir dikkat etmemiz gerekecek. Aynı hizada devam etmeyecektir çünkü muhtemelen bu. Ya da edecekse de biraz daha özenerek şey yapalım. Şurada bir sıkıntımız var. Onu çözelim. Şurada bir aynı şekilde bitişi böyle ur gibi sonradan atılmış bir şey olmaması gerekiyor. Onu da çözeceksek daha farklı bir çözüm yapacağız. Ama genel olarak baktığımız zaman şu bağlantıları göstermeye çalışmışsınız. Hani bir böyle elde şematik olarak gösteriyorsunuz. Evet. Ama noktasal olarak baktığımız zaman onun altyapısını görmemiz gerekiyor orada. Onları araştırıyoruz hocam. Şu bağlantılarımızda hani böyle boylamasına mı kesmişler yoksa bunu dik mi bitirmişler bir de ona bakmamız lazım. Yani böyle bunu malzemeyi dik mi kesmişler yoksa yapmışlar düz. Ona da bir resimden dikkat edelim ona göre şu uçlarını çözelim. Bunun ucu da hani burası kesite giren kısmıysa ve burası uçuşa giren kısmıysa ki arkaya doğru böyle eğilen bir platform orası. Onu çözmemiz gerekiyor. Tamam mı? Tamam. Peki. Bu da eğimli olan yüzeyde değil mi? Evet hocam. Merdivenin köprü var mıydı burada? Vardı aslında hocam. Tamam şöyle bir eğimli bir arazideyiz sanki. Evet ama onu çizersek alttaki detaylar görünmüyor diye düşünüyorduk ama keskili çizebilirdik. Haklısınız. Yani çizelim onları da tamam. Tamam hocam. Peki. Ondan sonra soracağınız bir şeyler var mı? Şuralara bir dikkat etmemiz gerekiyor. Perspektif olarak gidişi doğru ama şu ilk bağlantı hani şu kurguları nasıl yaptığımızı görmemiz lazım. Tamam.
Yani şurada kesin nerede bittiği anlaşılmıyor. Yani kesit halbuki burada bitiyor belki. Evet, orada bitiyor. Arkada görünüş kısmı var. Yine evet. Hani böyle bildiğin hani bittiğini göstermek gerekiyor. Tamam hocam. Tamam, bir de bunu hani iyice dibine sokmak zorunda değilsiniz. Bir kısmını koparın orada ki hani şey olduğu anlaşılabilsin. Ki bu böyle düz gidiyor. Bunları da hani aşağıya doğru koptuğunu, o alttan onun daha arkasında kaldığını görebilirim. Anlatabildim ne demek istediğimi? Yani burası şöyle yapayım bir saniye. Kalınlık olarak göstermeye çalışalım. Bu böyle. Hani böyle geliyorsa eğer şu noktada daha ince çizmemiz. Evet. Diğerlerinde şöyle yapmak daha doğru olacak. Tamam hocam. Buralarda hiç görünüşe giren pencere falan filan var mıydı? Pencere değil de şey sanırım tam öyle. Olarak bakamadık ama. Şurada bir penceremiz var. Onu bir görmemiz gerekir. Burada da bir penceremiz var. Onu görmemiz gerekir. Değil mi? Onları da gösterelim. Hocam onlar girer mi o B kesitte? Hangisini dedin? BB kesitini buradan bakıyorum. Şuradan. Çıkacak ya. Anladım. Yani şöyle yapalım. Biz oradaki o eğim onu engeller diye düşünmüştük ama tamam uzatınca yani, devam. Üstünde olan bir şey. Yani şeyse hani şöyle bir hatta gözükecekse değil mi? Bunu burada bir yerlerde göstermek gerekir sanki. Şöyle bir yerlerde olmak zorunda kalacak sanki. Değil mi? Evet gidiyor. O da görünür. Onlar küçük detaylar ama çözmemiz gereken detaylar. Bu ön görünüş. Burada da köprüyü görmemiz gerekiyor. Burada da köprüyü görmemiz gerekiyor. Ne taraftaysa. Tamam mı? Tamam. Onu ekleyeyim. Bir de çatıyı da bir saniye dur. Şurada da çatıyı kapladık. Bu değil. Şurada. Sanki şurası kopmuş gibi. Yani orada görünüşe giren kısmını biraz daha şey yapmak gerekebilir yani. Şuradan belki şöyle bir şeyler gelecek. Benim çok fazla çizgi oluyordu karıştığı için aslında sildik onları. O yüzden. Yani burada başlangıç ve yani şöyle düşün. Evet başlangıç ve bitişte böyle bir detayı gördün diyelim ki hani şey olarak. Ondan sonra bunu da diğer tarafta aynı şekilde göstermek gerekecek. Şöyle. Yani gerekiyorsa hatta şunu dibine kadar sokmak yerine onu birazcık ölçü çizgisini şöyle kenara aktarabiliriz orada da. Çok sıkıntı olmamalı. Bir de burada hangi yüzey önde hangisi arkada o anlaşılmıyor. Bunun hepsi aynı yüzeyde halbuki. Değil mi? Evet. Kalanları işte arada hani bir çerçeve çizdiysek biraz daha kalın çizelim. Yani orada bir çerçeve çizdiysek içine koyacaklarımızı işte atıyorum bu yukarıda bir ince bir çerçeve var. Altta ince bir çerçeve var. Diyelim ki burada da ince bir çerçeve var. Diğerleri de bundan daha ince olup onlara bağlanacak. Gibi gibi. Kopara kopara. Yani hangisi öndeyse onu kalın ve bütün. Arkasında olanı biraz ince ve koparıp onun arkasında olanı da ondan koparıp biraz daha ince derken kademe kademe indireceğiz aşağıya doğru. Tamam. Tamam mı? Ben şöyle
çizmeye çalışayım ama tabletten bu kadar hassas çizebiliyorum. Algılayabiliyorsunuz değil mi? Evet, o kalınlık ilişkilerine biraz daha bakmalıyız. Peki. Bunlar temel planlarınız. Temel planlarında bunları da birbirine bağlayacağız mı? Bağlamayı unutmuşuz galiba hocam. Şu an fark ettim ya. Tamam, onları da bağlayalım. Bunlar kat planlarınız. Döşeme kalıp planlarınız. Bunların da ölçülerini verirken, yani böyle yatay yatay değil de şöyle verseniz daha rahat olur bence. Çünkü adam bunu böyle buradan onu nasıl ölçeceğim falan demez yani. Onu çok ayarlayamadık galiba. Bu AutoCAD çiziminizle alakalı. Bilginizle alakalı. 40 santim çok kısa ya. Kısa değil mi? Ahşapta biz 40-50 santim yapıyoruz ya. Ben size bir floating stair örneğimiz var burada. Onu göstereyim az sonra. Soracağınız bir şey var mı? Bu birinci katın döşeme planı diyoruz ya, aslında bu zemin katın, yani bodrumun bir üstündeki katın döşeme planı değil mi? Yerine ikinci yazdık hocam. Evet hocam. Yani şu galeri boşluğuna ait olan katın planı, ikinci kat planı bu değil, şunun planı değil mi? İkinci kat planı. Tamam, doğru yazmışsınız. Karıştırdık. Tamam. Evet. Birinci kat böyle, ikinci kat böyle. Tamam. Bir de en altın olması gerekiyor. O da temelle beraber verdiniz mi? Ona bir bakalım. Ya da hani burada böyle bir şey yapıyorsak, hani bunları birbirine bağlayıp işte şurada neresini oda haline getirdiysek onu göstermemiz gerekiyor. Evet. O dışa çıkıyordu sanki biraz değil mi? Evet, dışarıda kalıyordu hocam. Ona dikkat ederek çözelim, tamam mı? Şuralara çok fazla detaylandırmıyorum. Az önceki gibi olması lazım onun da. Tamam, soracağınız bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Ve gösterdiğiniz örneği paylaşabilirseniz sevinirim. Efendim? Az önce bir örnek paylaşacağım demiştiniz. Şey yapacağım. Bulmaya çalışayım onu da. Evet. Bir saniye. Burada yok. Bir saniye de seçeyim hemen sizi. Bulmam lazım biraz şey yaparsak. Evet. Bir saniye. Biraz karışık. Basamakların olduğu yeri bulmaya çalışıyorum da biraz zamanınızı alacağım buradan.
Evet. Bakın arkadaşlar, şurada bulduk. Basamaklar bu şekilde. Ya burasının arkası tamamen betonarme olacak. Tamam mı arkadaşlar? Buranın arkası betonarme olacak. Hani floating stairs'la bağlantılı olarak söylüyorum bunu. Basamakları böyle kendi içinde konstrüksiyonlarla, metal yüzeylerle betonarme olan yüzeyleri birbirlerine fixleyeceksiniz. Ondan sonra basamakları da bu şekilde ara dikmelerin arasına koyacaksınız. Şu noktalarda da biz şu anda burada imalatı gözükmüyor ama bunu üstte ve altta tekrar bağladık. Sarıyla çizeyim burada. Daha rahat gözükecek. Şurada altta ve üst tarafta tekrar bağladık bunları. Pardon, tam ters oldu. Çok özür dilerim. Bunu altta ve üstte şu arka taraftaki yerde tekrar bağladık. Yani kesit olarak baktığımız zaman basamaklar böyle bir çıkıyorsa, dikmeler de bu şekildeyse, basamaklar buradan çıktı bu arkada. Yani şimdi kameradan bakın, hani basamakları böyle tutmaya çalışıyoruz ya, kendisi otomatik olarak hani buraya bastığımız zaman bir mengene gibi şey yapmasını engelledik. Buna buradan ikinci bir plaka, buna da buradan ikinci bir plaka tutturduk. Ama duvar kalınlığı fazla olacağı için bunların tamamını kendi duvarın bünyesinde olacak şekilde hareket ettik. Lamaları şuradan tutturduk yani. Anlatabildim mi? Ya böyle yapacağız. Hani betonarme iki tane şeyi böyle oturtturacağız. Veyahut Bursa firmasının gönderdiği dosyadan erişmeye çalışalım. WhatsApp'tan. Bunları indirsin. Evet. Bakın. Ya da böyle yapacağız. Betonarme olacak. Arka tarafı tamamen. Arka tarafı tamamen betonarme olacak. Ve metal plakayı buraya koyacağız. Şu şekilde. Ondan sonra bunları da metal plakaya kaynakla tutturacağız. Ve basamakların nasıl olduğunu farkındasınız değil mi arkadaşlar? Ya böyle konsol şekilde çıkarıp kafasına bağlamak durumundasınız. Ya da bizim az önce yaptığımız gibi bir çerçeve oluşturmak zorundasınız. Ama şu daha sağlam duruyor ötekine göre. Yani şununla arasında fark var. Anlatabildim mi? Evet hocam. Biz de bakarız biraz daha. Bu sizin için de geçerli olacak. Ha, bunda taşıyıcı burada kalmış oluyor altında. Ya da ne yapıyorsunuz? Taşıyıcıyı bunun ortasından geçirip hani üst katla şöyle düşünün. Evet, bizimki de ortadandı sanırım. Evet, ortadan geçiriyorsunuz. Fatih Bey'in attığı diğer fotoğrafta da o var. Ona da bakalım. Bu floating stairs. Yani ama beton değil, görüyorsunuz değil mi? Burada farklı uygulamalar var. Bir saniye. Evet, şu daha açıklayıcı olacak. Şimdi burada basamaklar şey, basamak kesitleri farklı farkındaysanız. Hani bir şey yapılmış durumda şöyle. Ve bunu böyle oturtuyorlar. Buradan kaynakla ya da sonlamayla. Veya sizin çizdiğiniz gibi hani taşıyıcı varsa, yani bunun şöyle bir kutu profili olduğunu düşünerek hareket edin. Burada bayraklamalar yapıyorlar. Yani şu noktalarda iki tane bayrak koyuyor o hizaya.
Bunu alttan da plakayla kapatıyor, üstten de plakayla kapatıyor. Yani dört tane yüzey oluşturmuş oluyor burada. Birinci yüzey şurası. İkinci yüzey burası. Üçüncü yüzey şu yan taraf. Ve bir de şu ve şu yüzeyler oluşuyor. Anlaştık mı? Anladık hocam. Teşekkür ederiz. Burada da şöyle bir bağlantı yapmışlar. Görebiliyorsunuz değil mi? Bak betona bu şekilde tutturmuşlar. Sarıyla yapalım orayı. Daha koyu olsun. Yani buralardan şey yapmışlar. Tijlemişler. Tijle, ankrajla bağlamışlar. Montajını yapmışlar yani. Algılayabiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet hocam. Tamam. Çok net değil orası ama. Yani şey fotoğraf kalitesinden fotoğraftan dolayı. Bizimkinin de hocam ortasından o çelik kiriş geçiyor. Yanlara doğru da basamak altında plakalar taşıyor çelikini. Yani beton arama olmadığı için alttan bir de taşıyıcı olarak çelik devam ediyor. Her basamanın altında plaka gibi. Tutturması lazım bir yere. Duvara tutturacak ya altta bir limonluk kirişi olacak, ona tutturacak. Yani çelikçiler için anlattım bunu da. Tamam mı arkadaşlar? Sorunuz var mı? Hocam ben bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Korkuluklar acaba nereye yaslanıyor burada bu aşamadan sonra? Çok güzel. Korkuluklar burada. Şimdi bu tarafta bir korkuluğa ihtiyacımız yok ama diğer taraftaki korkuluk şu noktalarda ankraj noktaları bırakıyorlar. Bir saniye bende fotoğrafları varsa uygulamasının diğer tarafa aktarmadım da. Ben onun fotoğraflarını da size göndermeye çalışayım WhatsApp'ta ya da derste yüz yüzeyken şey yapayım. Bu noktaları arkadaşlar şey yapıyorlar, lazeri tutuyor, bu çapraz lazerleme yapıyor. Tek parçada bir buradan, bir önden, bir arkadan ve şu noktalarda şeyleri tijliyor yani bunlara. Daha sonrasında da bu yaptığı şeyleri ikinci bir sefer daha şey oturtuyor. Çizse şu noktalara korkuluk koyabiliyor veya cam korkuluk koyabiliyor. Camı da koyacaksa şöyle tutturuyor işte. Anladım hocam. Yani korkuluk tek tek korkuluk yapacaksa hani cam korkuluk gibi yapmayacaksa şöyle şöyle yapıyor işte. Şuralara atıyor birer birer. Basamağın kenarına da atabilir burada. Yan tarafına da atabilir. Üst tarafına da atabilir. Üst tarafına atarsa basamak daralacağı için hani koridordan çalmak daha mantıklı olduğundan genelde yan tarafına şunu atıyorlar. Başka? Başka sorum yok hocam. Teşekkür ederim. Başka soru var mı? Zip kullandık ya, dosyalar geliyor böyle. Evet arkadaşlar, bu haftaki oturumu sonlandıralım. Haftaya teslimlerinizi notlandırmış olarak size geri iade edeceğim. Sınav dosyalarınızı da hani o anda bakın, hani neler olduğunu da sorun. Ondan sonra şey yapalım. Önümüzdeki haftaya arkadaşlar 1/50 detaylarınızın nokta detaylarını çözmeye çalışır gibi hareket ederseniz sevinirim. Hani işaretlediğimiz yerlere hani temelden çatıya kadar olan kolon kiriş bağlantısı ya da dikme döşeme bağlantısıyla bağlantılı olacak noktaların kesitlerini çözmenize ya da 1/20 niteliğinde çözmeye çalışmanızı isteyeceğim ben sizden ki nokta detaylarına doğru hareket edelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz hocam. Teşekkür ederiz hocam. Kolay gelsin. Evet.
Altyazı M.K.